Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. Ordu Spor 1967 17. haftada konuk ettiği Çankaya Spor Kulübü'nü 6-1 mağlup etti. Ordu Spor 1967 3. Lig 4. grubun 17. haftasında Güneş Holding Çankaya Futbol Kulübü'nü konuk etti. Yeni Ordu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada iyi oynayan Mor Beyazlılar rakibini 6-1 mağlup etti. Temsilcimiz karşılaşmanın ilk yarısını 4-1 önde tamamlarken ikinci yarıda Çankaya filelerini iki kez havalandırdı. Çankaya Futbol Kulübü'nü 6-1 mağlup eden Ordu Spor 1967 playoff yolunda önemli bir adım attı. İkinci yarıya Sultanbeyli Belediyespor galibiyetiyle başlayan Mor Beyazlılar bu haftada kazanarak galibiyet serisini iki maça çıkardı. Mor Beyazlılar aldığı bu sonuçla maç fazlasıyla 3. Lig 4. grupta 5. sıraya yükseldi. 52 Ordu Spor 17. haftada pazar saat 14'te Tarsus İdman Yurdu'na konuk olacak. 52 Ordu Spor 3. Lig 1. grubun 17. haftasında pazar 14'te Tarsus İdman Yurdu'na konuk olacak. İkinci yarıya Malatya Arguvan Spor galibiyetiyle başlayan Mor Beyazlılar Tarsus deplasmanında galibiyeti hedefleyecek. Mor Beyazlılar'da oyunculardan Yusuf Atasoy, Tarsus İdman Yurdu deplasmanında kazanarak hedefleri doğrultusunda ilerleyeceklerini söyledi. Ben bu takıma yeni geldim. Hedefi şampiyonluk olan bir takıma geldim. İlk hafta galibiyetle sonuçlanması bizi çok mutlu etti. Bunun devamının geleceğini umuyoruz ve gelecek. Bu sene şampiyon olmayı düşünüyoruz. İnşallah olacağız. Büyük maçlarda daha iyi oynayacağız. Bunun farkındayız ama bu tip maçlar bizi daha çok zorlayacak. Maçın ciddiyetini kavrayıp elimizden geleni yapacağımızı düşünüyorum. Büyük Ordu Spor taraftarına gerçekten destekleri için teşekkür ederiz. Biz bu sene bu sahamızda kupayı kaldırmak için geldik. Hedeflerimiz var. İnşallah bu hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Her daim arkamızda olmalarını istiyoruz. Fas'a Belediyespor 17. haftada pazar saat 14'te Osmaniye Spor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Fas'a Belediyespor 3. Lig 3. grubun 17. haftasında Osmaniye Spor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Karşılaşma pazar 14'te Fas'a İlçe Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede Van Bölgesi C Klasman Hakemi Muhammed Selim Özbek düdük çalacak. Fas'a Belediyespor Osmaniye Spor Futbol Kulübü maçı Altaş TV'den canlı yayınlanacak. Sezonun ikinci yarısına Karaköprü Belediyespor mağlubiyetiyle başlayan temsilcimiz, ikinci yarının ikinci maçında kazanarak playoff hedefiyle ilerlemek istiyor. Mavi Siyah Sarılılar ilk yarıda rakibini 2-1 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırmıştı. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaş TV'den ayrılmayın.